Şimdi Ülker'le başlayalım. Ya Ülker, bu senin hikayelerinden biri. Bunun nedeni şu: elinde marka değeri yüksek şirketler var. Hani bunu yurt dışı kalemleri de olan, kendini yurt dışında kanıtlamasına bile gerek olmayan, hatta Avrupa'da çok tanınmış, işte hepimizin bildiği Godiva gibi, McVitie's gibi markalara sahip olan bir yapı, ama ciddi bir borçluluk yönetiyorlardı senelerdir. Bu borçluluk özellikle döviz bazındaki hareketler ve şu son dönemde girilen ödemelerle birlikte bir miktar dengelenmişti ki Ocak ayında yukarı yönlü bir hareketlilik bekliyorduk. Tam o hareketliliğin içerisinde çok sert bir düzeltme ve üstüne deprem hareketleriyle birlikte bir miktar kağıttan ümit kesilmişti. Şimdi Ülker deyince aslında insanların aklına hep şey geliyor: devasa bir şirket, hepimizin evine girmiş çıkmış tadına bildiğimiz. Fakat kağıdın hacmi hiç öyle olmamıştı. Son dönemde tekrar bu hareketliliği görüyoruz. Ben Ülker tarafında 100-120 arasına doğru hareketin devam edeceğini, şu an dinlenme içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir dinlenmeden sonra 100-120 arasına doğru hareket devam edecek. Çünkü Ülker yeni bir ivmeye giriyor. Hem teknik olarak bu hareketi tamamladı, hem bu borçluluk bir miktar erimeye başladı. Aslında Ülker'deki hikayemle benim Ereğli'deki hikayem çok benzer. Evet, hani böyle daha kötü sayabileceğimiz çok şey var, ama iyiye doğru gitme hikayesi var. Zaten ileriyi fiyatlıyoruz. Aslında ana konu buradan kaynaklı geliyor. O yüzden Ülker gıda tarafında elde bulunması gereken şirketlerden biri. Hani böyle Ülker, Göknur, bunun yanına bir de perakende de böyle Migros koyulabilir.